Sheila Von Wiss 10 Haziran 1952'de Minneapolis'te doğdu. Birinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış olan Neil Wiss ve daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde ikamet etmiş olan Nis Leonor Allen'ın kızıydı. Herkesin Bill diye çağırdığı ULM adında bir erkek kardeşi vardı. Sheila'nın çocukluğu ailesinin sevgi ve ilgisiyle geçti ve gençliğinde de hiçbir zorlukla karşılaşmadı. Sheila her zaman başarılı oldu ve daha olgun yaşlarında Boston Üniversitesi'nden siyaset bilimi diploması aldı. Daha sonra aynı alanda yüksek lisansını tamamladı ve prestijli bir yayın evinde işe girdi. Tüm bunlar profesyonel kariyerinin ve sosyal hayatının hızla gelişmesine ve Ted Kennedy'de dahil olmak üzere dünya çapında birçok insanla etkileşim kurmasına yol açtı. 80'li yıllar Sheila'nın siyasi bir kampanya üzerinde çalışmaya başladığı ve bu sırada derin bir dostluk geliştirdiği Lita Cacobson ile tanıştığı dönemdi. Sheila genel olarak müziği, özellikle de klasik müzik ve operayı çok severdi. Varlıklı bir kişi olarak statüsünü ve iyi bağlantılarını sanatı desteklemek için kullandı, hatta evinin kapılarını hevesli müzisyenlere açtı. Sheila'nın evlenme, çocuk sahibi olma ve bir aile kurma hayali, ünlü bir orkestra şefi, besteci ve yapımcı olan James Mack ile tanıştığında gerçek oldu. Evlendikten sonra Chicago'ya komşu Illinois County'de bir kasaba olan Oak Park'a taşındılar. Orada arka bahçede konserler vermeye başladılar ve komşuları Shay'ı tatlı ve yardımsever bir kadın olarak tanımladı. 1995'te Sheila, Lois Heather Mack adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Küçük Heather ailesinden sadece büyük bir sevgi değil, aynı zamanda mükemmel bir eğitim de aldı. Ancak bazı akrabaları Sheila'nın kızını çok fazla şımarttığını düşünüyordu. 2001 yılında Mack ailesi, trajedi yaşandığında geminin sahibi olan şirketin gemisiyle bir Akdeniz gezisine çıktı. James, gemi doktorunun yetersiz tedavisi nedeniyle bacağından yaralandı ve kısmi felç geçirdi. Aile şirkete karşı dava açtı ve davanın sonuçlanması uzun yıllar aldı. 3 yıl sonra, başka bir olay ortaya çıktı. Polis Sheila'yı Wamis'in önceki ilişkisinden olan çocuklarının babalarıyla iletişim kurmasını engellemekle suçladı. Bu zorluklara rağmen Sheila ve James arasındaki ilişki zarar görmedi. 2006 yılının Temmuz ayı sonlarında James, Sheila ve Heather Yunanistan'ın Atina şehrine tatile gittiler. Orada, otel odalarında akciğer embolisi geçiren James Mack, 6 Ağustos 2006 tarihinde vefat etti. Ölümünden önce Heather'a 1 milyon dolar miras bıraktı. Ancak bu öğrenilince annen kız arasındaki ilişki hızla bozuldu. Gerçi ilişkinin bozulmasının Heather'ın her zamanki ergenlik isyanının bir sonucu olabileceği düşünülebilirdi. Aslında işler çok daha kötüydü. Daha önce çatışmalardan kaçınmaya hatta görmezden gelmeye çalışan Sheila, kısa süre sonra polise başvurmaya başladı. Aile içi şiddet olayları nedeniyle defalarca polisi aradı. Heather ise annesini dövmeye başladı. Polis raporları 2008'den bu yana, Heather'ın annesinin kolunu kırdığı, onun sırdığı ve dövdüğü bir olayda dahil olmak üzere 35 aile içi şiddet vakası olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak, Heather bir gün evden kaçtıktan sonra Sheila kayıp ihbarında bulunmuştur. Arkadaşlarının ve ailesinin ifadesine göre, Sheila kızıyla ilişkisini onarmaya çalışmaktan hiç vazgeçmedi. Sonuç olarak, düzenli olarak psikolog ve psikiyatristlerle danışmanlık seanslarına katıldı. Heather ile birlikte aynı dönemde Oak Park ve River Forest Lisesi'ne devam eden Heather'ın dans yeteneği burada ortaya çıkmıştır. Ayrıca, aile geçmişi ve farklı ülkelere yaptığı düzenli seyahatler nedeniyle okuldaki en kültürlü ve eğitimli öğrencilerden biri olduğu birçok kişi tarafından belirtilmiştir. Aynı zamanda, Heather annesiyle olan kötü ilişkisini düzeltmeye bile çalışmadı, çünkü onunla okulda telefonda sık sık yüksek sesle tartışıyordu. Heather, annesine karşı en çok öfke duyduğu lise döneminde Tommy Schaefer adında bir adamla tanıştı. Tommy 13 Temmuz 1993'te Chicago'da doğdu ve annesi Kia Walker'dı.
Tommy Ave takma adıyla sahne alan hevesli bir hip-hop sanatçısı olarak biliniyordu. Genç adam daha sonra Heather'la tanıştığı sırada kötü zamanlar geçirdiğini ve kendine zarar verme sorunları yaşadığını açıkladı. Örneğin, eve yürürken kulaklıkla dinlediği müziğin sesini sonuna kadar açıyor ve yoğun araç trafiğine ya da trafik işaretlerine aldırmadan yürüyordu. Polis raporlarına göre Tommy 2012 yılında basit bir saldırı suçundan suçlu bulunmuştur. Ardından, bir tartışma sırasında Lincoln Park'ta iş yapan bir adama saldırdı. Tommy'nin arkadaşlarına gelince, özellikle Robert Babes adlı kuzenine yakındı. Ve o sırada Heather'la birlikteyken, sadece birkaç kelime söyleyebilirdi ve hepsi bu kadardı. Vames'in yaralandığı yolcu gemisi şirketine karşı 2001 yılında açılan dava 2011 yılında nihayet sonuçlandı. Sonuçta, yasal ücretler düşüldükten sonra Sheila'ya 340 bin dolar tazminat ödendi. Vames'in hesabına 500 bin dolar daha aktarıldı, zira o sırada James zaten ölmüştü. Adamın ölümünden 5 gün önce yaptığı vasiyetnameye göre paranın Heather'ın hesabına geçmesi gerekiyordu. Ancak Cook ya da Noyes County hakimi paranın Sheila'ya gitmesini emretti. Davanın tutanakları bu kararın arkasındaki yasal gerekçeyi ortaya çıkaracaktır. Ne yazık ki bundan bir yıl sonra Sheila, kızının kendisinden kalıcı olarak kurtulmak isteyeceğinden korktuğu için özel bir dedektif tuttu. Ve aslında, gerçeklerden çok da uzak değildi. O zamana kadar Heather annesini takip etmeye ve suçu unutmaya başlamıştı. Üstelik o noktada annesinden daha zeki ve kurnaz olduğunu düşünüyordu. Kendi açısından hayatını bir hapishaneye hapsolmak olarak tanımlıyordu. Ancak aralarındaki dengesiz ilişki bile, anne ve kızı egzotik tatil yerlerine uçma geleneğini sürdürmekten alıkoymadı. Böylece 2013 yılında Yunanistan kıyılarındaki Santorini'ye gittiler. 18 yaşındaki Heather ve 22 yaşındaki Tommy'nin çıkmaya başladığı Nisan 2014'ten itibaren durum dramatik bir şekilde kötüleşti. Sheila bu ilişkiyi onaylamıyordu ve bu konudaki en yoğun tartışma Heather ve Tommy bir otelde parti verip tüm masrafları Sheila'nın kredi kartıyla ödediklerinde yaşandı. Bu noktadan sonra annesinin onaylamaması daha da güçlendi. O arada Heather, erkek arkadaşıyla, kendilerine sürekli kötü davrandığı iddia edilen annesiyle ilişkilerini bitirmesi gerektiği konusunda açıkça konuşmaya başladı. Bu da yetmezmiş gibi, kız Vames'in ölümüne Sheila'nın neden olduğuna ikna olmuş ve onun mirasını elinden aldığını iddia etmişti. Bu konu sık sık konuşulan bir konu haline geldi ve kısa süre sonra Heather ve Tommy, kendilerini ünlü suçlu çift Bonnie ve Clyde ile karşılaştırarak planı tartışan mesajlar göndermeye başladılar. 62 yaşındaki Sheila'nın canını almak için çeşitli senaryolar ve yollar bulmak, onun ölümünden sonra alacakları paranın hayalini kurmak onlar için sıradan hale gelmişti. Yine de Sheila ve Heather 2014 yazı için yeni bir gezi planladılar. Bu kez seçilen yer Bali, Endonezya'ydı. Seyahatten kısa bir süre önce, 23 Temmuz'da Sheila polise kredi kartının Chicago'daki Conrad Otel'de kendi izni olmadan kullanıldığını söyledi. Polisler şehir merkezindeki lüks otele vardıklarında, kredi kartının Heather tarafından kullanıldığını ve bir kez daha Sheila'ya sormadan bir otel odası kiraladığını keşfettiler. Yapılan suçlamaların toplamı 1000 dolar civarındaydı ve Tommy de nihayetinde kanunsuz davranış suçundan tutuklandı. Genç adam polis arabasındayken polise direndikten sonra, o anın videosunu internette yayınladı ve koşulları süsledi. Ayrıca yakında Bali'ye tatile gideceğini söyleyerek övündü ve geri dönmeyebileceğini de ekledi. Sheila bilmese de Heather, Tommy'yi de yanına alarak Endonezya'ya gitmeyi planlıyordu. Tommy'nin otel olayı nedeniyle o ay içinde mahkemeye çıkması gerekiyordu. Aynı zamanda, ağabeyinden tavsiye istemeye ve bazı yararlı ipuçları almaya karar verdi. Ancak Robert'ın yardımı karşılıksız değildi, Heather'ın alacağı mirastan pay istedi. Aynı sıralarda, kız Tommy'nin bebeğine hamile olduğunu öğrendi ve bu her ikisini de mutlu etti.
Anne ve kızın seyahate çıktıkları gün Tommy kız arkadaşına, yaklaşan zenginlikleri ve lüks yaşamları için sabırsızlandığını ifade eden bir mesaj gönderdi. Zengin kadın, sorunlu kızıyla birlikte Bali'deki 5 yıldızlı St. Regis Otel'de kaldığında Ağustos 2014'tü. Berrak suları, palmiye ağaçları ve göz kamaştırıcı beyaz kumlarıyla dünyanın dört bir yanından çok sayıda turisti kendine çeken Endonezya'nın bu tropik cennetinde kanlı bir suç işlenmek üzereydi. Sheila o anda, 10 günlük tatilleri sırasında Heather ile aralarını düzeltebileceklerini düşündü. Kız korkunç planını uygulamaya koyarken, Bali'ye vardığı gün Heather, Tommy'ye mesaj atarak her şeyin plana uygun gittiğini söyledi ve ona güvenmesini ve kendisini hafife almamasını istedi. Daha sonra annesinin kredi kartını tekrar kullanarak Tommy'nin onları ziyaret etmesi için 12 bin dolarlık business class bilet aldı. Tommy Endonezya'ya uçmak üzereyken, kızgın Sheila kızının hamile olduğuna dair şok edici haberi öğrendi. Böylece 11 Ağustos 2014 gecesi, CCTV kameraları Sheila'yı lobide Tommy ile tartışırken yakaladı. Kısa bir süre sonra, kameraların görüş alanının dışına çıkan Tommy, metal bir cisimle kadına saldırmış ve ne yazık ki kadının ölümüne neden olmuştur. Sadece birkaç dakika sonra, adam kardeşi Robbie'ye bir suç işlendiğini bildiren bir kısa mesaj gönderdi ve ardından Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi haberleri hakkında anlamsız mesajlar paylaştı. Daha sonra Tommy ve Heather, Sheila'nın cesedini bir bavula koyup otelin lobisine götürdüler. Daha sonra bir taksi çağırdılar, bavulu bagaja koydular ve lüks tatil köyünden ayrılmaya çalıştılar. Genç çiftin tahmin etmediği şey, Sheila'nın kızına kredi kartını kullanması talimatını verecek kadar ileri görüşlü olmasıydı, bu nedenle otel odasının parasını ödeyemediler ve oradan kaçmaya karar verdiler. Yolda sadece bavullarını bir taksi şoförüne bırakmak zorunda kalmadılar, aynı zamanda pasaportları otelin kasasında kaldığı için Bali'den ayrılamayacaklarını da öğrendiler. Tüm bunlar onları doğaçlama yapmaya zorladı. Önceki otellerinden yaklaşık 14 kilometre uzaklıktaki ucuz bir otel olan Resato Valley'e bavulları olmadan giriş yapmışlar ve burada çiftin bavullarını bıraktığı taksi şoförüne kendilerini beklemesi söylenmiştir. Ancak Tommy ve Heather diğer otele vardıklarında ve aradan 2 saat geçtiğinde taksi şoförü bir şeylerin ters gittiğini fark etmiştir. Bunun üzerine otele girerek görevlilerle konuşmuş ve görevliler de hemen çiftin odasına gitmişlerdir. Orada odanın tamamen boş olduğunu gördüler. Taksi şoförünün geride bıraktığı bagajı kontrol etmeye karar verdiler ve incelediklerinde içinden kırmızı bir sıvı sızdığını fark ettiler. Tüm bunlar otel personelinin polisi aramasına neden oldu. Polis olay yerine gelerek valizi açmış ve içinde Sheila'nın cesedini bulmuştur. Daha sonra yapılan adli tıp incelemesinde Sheila'nın yüzüne aldığı sert bir darbe sonucu öldüğü ve yüz kemiklerinin kırılarak oksijen erişiminin engellendiği tespit edilmiştir. Kurbanın kollarında da çürükler vardı ve parmakları kırılmıştı. Aile bu korkunç haberden haberdar olunca, Sheila'nın kız kardeşi Debbie hemen internette olayla ilgili bilgi aramaya başladı. Ne yazık ki internette bulduğu ilk şey, içinde hala kız kardeşinin cesedinin bulunduğu bir bavulun fotoğrafıydı. Debbie daha sonra, o anda bu görüntünün hayatının geri kalanında peşini bırakmayacağından emin olduğunu söyledi. Polis soruşturmayı sürdürürken, cinayet haberi çoktan manşetlere sızmış ve Resato Valley Oteli'ndeki personel, bavulları yanlarında olmadığı için çiftten şüphelenmeye başlamıştı. Bu yüzden Tommy otel çalışanlarından birinden internet kuponu istediğinde, sözde hizmet verebilmek için tam adını sordu. Personel bu bilgiyi aldığında polise iletti ve şüphelerini anlattı. Polis tutuklama yapmak için hemen çiftin odasına gitti. Orada Tommy ve Heather'ı uyurken buldular. Sorgulama zamanı geldiğinde, kibirli genç adamların mazeret bulmak için mükemmel buldukları tamamen saçma bir hikaye anlattılar. Daha önceki bir otelde silahlı bir grup tarafından saldırıya uğradıklarını iddia ettiler. Ama Sheila'nın aksine kaçmayı başarmışlardı. Anlattıkları doğal olarak otel personeli ve taksi şoförünün söyledikleriyle uyuşmayınca Tommy ve Heather suç şüphesiyle tutuklandı.
Ancak Heather tutuklandıktan sonra sadece Amerikalı bir avukatın hazır bulunmasını talep etti ve polisle işbirliği yapmayı reddetti. Heather ve Tommy tutuklandıktan ve sorgulandıktan sonra Endonezya televizyonunda gösterildi. Bu görüntülerde Tommy yüzünü bir tişörtle gizlemek için elinden geleni yaparken, Heather sadece gülümsüyor ve polis karakolunda sigara içiyordu. Genç çift daha sonra Bali'deki ünlü Lepos Denpasar cezaevine nakledildi. Burası, çok çeşitli suçlar işlemiş olan suçlularla aşırı derecede kalabalıktı. Çift birkaç kez ifade değiştirdi. Taammüden cinayette suçlanan çift, idam mangası tarafından olası bir ölüm cezasıyla karşı karşıyaydı. Aynı zamanda, Sheila'nın cesedi cenaze töreni için Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledildi. Cenaze töreninde, arkadaşı Elliot, çevresindeki sanatı teşvik eden varlıklı kadına saygılarını sunmak için birkaç söz söyledi. Dava dünya çapında manşetlere taşındı ve bazıları bunu Bali'de bir bavul suçu olarak nitelendirdi. Duruşma sırasında Heather psikiyatrik bir değerlendirmeden geçirildi, ancak psikolog ve psikiyatristlere yaptığı geçmiş ziyaretler hakkındaki bilgiler açıklanmadı ve hükümde dikkate alınmadı. Daha fazla ayrıntı öğrenildikçe dava ivme kazandı ve yüksek profilli bir skandal haline geldi. Basın Heather'ın hamileliğini öğrenir öğrenmez soruşturma daha da büyük ilgi gördü. Kız çocuğu 17 Mart 2015 tarihinde bir kız bebek dünyaya getirdi ve adını Stella koydu. Heather'ın kalabalık bir hapishane hücresinde bebekle vakit geçirmesine izin verildi. Yerel basın kız bebeğin sağlığını sorduğunda, anne sol elinde 6 parmağı olduğunu ve fazladan bir parmağın alınması için ameliyat olması gerektiğini açıkladı. Kız bebek sadece birkaç günlükken, anne ve babası mahkemeye çıktı. O sırada Heather ve Tommy, evliliklerini resmi olarak tescil ettirmeden karı koca olduklarını belirtmek için plastik yüzük takmaya başladılar. Kızın kırmızı bir yüzüğü, erkeğin ise mavi bir gözyaşı yüzüğü vardı. Tommy mahkeme salonunda Sheila'nın canını nefsi müdafaa için aldığını söyledi. Ona göre, kadın Heather'ın hamile olduğunu öğrendikten sonra ilk olarak ona saldırmıştır. Ayrıca Heather'ın kendisine sürekli kontrolcü bir anneden geldiğini söylediğini de açıkladı. Tommy, Heather'ın kendisine söylediklerine hazırlıklı değildi. Mahkemede kız masumiyetinde ısrar etti ve annesinin ölmesini asla istemediğini ve banyoda paniklediğini söyledi. Sadece erkek arkadaşının cesetten kurtulmasına yardım ettiğini itiraf etti. Savcılık genç aşıkların suçu birlikte planladıkları konusunda ısrar etti. Kanıt olarak, Heather'ın bir keresinde Tommy'ye bir tetikçi tutmasını ve Sheila'yı ortadan kaldırması için ona 40 bin dolar ödemesini önerdiği TV dizisi sunuldu. Savcılık ayrıca Sheila'nın yüzünde derin kesikler ve ellerinde yaralar olduğunu gösteren adli tıp fotoğrafları da sundu. Tommy ve Heather sonunda 3 yargıçlı bir heyet tarafından taammüden cinayetten suçlu bulundu. İdam cezasına çarptırılmaları gerekirken, savcılık 20 yıla kadar hapis cezası talep etti ve mahkeme bu kararı verdi. Her iki sanık da mahkemenin beklenmedik kararı karşısında ağladı, çünkü ölüm cezasından ve müebbet hapis cezasından kurtulmayı başardılar. Görünüşe göre mahkeme, işledikleri suçun ciddiyeti nedeniyle kararı yumuşattı. Duruşmadan sonra Sheila ailesiyle tanışmak Tommy için ek bir darbe oldu. Her sabah nasıl bir pislik olduğunun farkına vararak uyanıyordu ve yüzünde sıkıntı ve pişmanlık belirtileri açıkça görülüyordu. Çektiği acıların bir sonucu olarak genç adamın dişleri bozulmaya başladı, gözlerinin altında siyah torbalar belirdi, yaklaşık 11 kilo kaybetti ve oldukça solgun görünüyordu. Nihai kararlarda Heather 20 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Tommy 18 yılını parmaklıklar ardında geçirecekti. Son duruşma sırasında yargıç suçlamalarda indirime gitmedi ve suçu acımasız ve kana susamışlık olarak nitelendirdi. Ayrıca, Tommy'nin örnek davranışlarına ve gerçek pişmanlığına rağmen, genç adamın eylemlerinin tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Heather mahkeme salonundan moralli bir şekilde ayrıldı, fotoğrafçılarla şakalaştı ve orada bulunanlardan bazılarına göre güçlü bir alkol kokusu olan kaçak soda içti.
yargıçların kararını yorumlayarak, erkek arkadaşından daha erken serbest bırakılacağı için hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Ancak kısa bir süre sonra genç çift Endonezya yasalarına uygun olarak ilişkilerini sonlandırdı. Küçük kızları 2 yaşına kadar hapishanede annesinin yanında kalabildi. Heather hapishanedeyken, hapishanedeki arkadaşlarıyla çok sayıda fotoğraf ve video paylaşmaya başladı. Küçük Stella hayatının ilk yıllarını pek de ideal olmayan bir yerde geçirmek zorunda kalırken, Tommy Heather'a karşı tutumunu dramatik bir şekilde değiştirerek onu akıl hastası bir anne olarak nitelendirdi. Stella'nın kaderiyle ilgili dava kaybedildi ve verilen sürenin sonunda Heather küçük kızının velayetini Endonezya'da yaşayan bir savaşçıyla, evli Avustralyalı bir kadın olan Melody Soar'a verdi. Heather onları koruyucu aile olarak seçti. Polis, Tommy'nin kuzeni Robert'ın da davayla bir bağlantısı olduğunu ve mahkemeye çıkacağını keşfetti. Robert'ın suçunu kabul ettiği duruşma 2017 yılında gerçekleşti. Robert, yargıç Rebecca Palmer'a ilham verici bir şekilde, 2014 yılında kuzeni suçu ve kendisini nasıl işleyeceği konusunda tavsiye istediğinde depresyona girdiğini söyledi. Ayrıca geçmişte yaptıklarını hatırlamadığını ve Tommy ile Heather'ın bu korkunç suçu işlemeye gerçekten karar vereceklerini düşünmediğini belirtmiştir. Yargıç bu ifadelere, danışmanlık rolünü basit bir hata olarak nitelendirdiği için, onu azarlayarak karşılık verdi ve hemen ardından onu suçlu buldu. Her halükarda, Robert'ın sabıka kaydının olmaması ve diğer faktörler, onun için azami cezanın iptal edildiği anlamına geliyordu. Sonuç olarak, adam 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Billy ve Debbie ise mahkemenin kararından memnun olduklarını ve cezanın adil olduğunu belirttiler. Heather'ın hikayesi daha sonra sosyal medyaya annesinin canını kendisinin aldığını itiraf ettiği bir video yüklediğinde ciddi bir dönüş yaptı. Avukatları daha sonra Tommy'nin onu bunu söylemeye zorladığını iddia ederek videoyu kaldırdı. Ekim 2021'de, 26 yaşında iyi halden dolayı, o sırada 6 yaşında olan Stella ile hemen bir araya geldi ve yeni bir hayat planlamaya başladı. Serbest bırakılmasından bir ay sonra Heather kızıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi ve varışta Chicago'daki O'Hare Uluslararası Havaalanı'nda FBI tarafından tutuklandı. Kendisine başka bir ülkede cinayet işlemek için komplo kurmak ve adaleti engellemek gibi yeni suçlamalar yöneltildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan bir gazeteye yaptığı açıklamada, Stella'nın zaten cezasını çektiğini ve bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni suçlamalarda bulunmanın uygun olmadığını düşündüğünü söyledi. Stella'ya gelince, daha önce davayla bağlantısı olan bir avukat olan Vanessa Fabian'ın gözetimine verildi ve daha sonra tekrar Asar'ın gözetimine verildi. Ancak bu kez Amerikan topraklarında. Onun güvenli ve müreffeh bir geleceğe sahip olmasını istiyorlardı, çünkü o bu hikayede masum bir yaratıktı ve hala Sheila'nın torunuydu. Amerika'daki ilk duruşmasında Heather suçlamaları kabul etmedi. Avukatı Kate Vogel, Amerika Birleşik Devletleri Bölge Yargıcı Charles Narga müvekkilinin kefalette serbest bırakılması gerektiğini, ancak daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Savcı Yardımcısı Terry Kinney de bir karar hazırlamak için makul bir süre talep etti. Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı özellikle, sanığın tıbbi ve psikiyatrik kayıtlarına erişerek, annesine yönelik şiddet içerdiği iddia edilen saldırıların ayrıntılarını öğrenmeyi amaçlıyordu. Bu strateji, Heather'ın toplum için gerçek bir tehlike oluşturduğunu kanıtlamayı amaçlıyordu. Shelley'nin anısına, arkadaşı Elliot, küçük Stella'nın doğumundan beri yaşadığı ortamdan tamamen kurtarılması gerektiğini belirtti. Bu anlamda, Stella için tanık koruma programına benzer bir tür koruma programı izlenmesini ve kıza yeni bir kimlik verilmesini önerdi. Son olarak Elliot, Stella'nın tek ebeveynli bir aile yerine iki ebeveynli bir aileye yerleştirilmesinin ideal olduğunu düşünmüştür, bu aileler Stella'nın büyümesine ve tatmin edici bir yaşam sürmesine olanak tanıyacak kaynaklara, becerilere ve mesleğe sahip olmalıdır.
Ancak kısa bir süre sonra, o sırada 27 yaşında olan Heather, müfettişlerle bir anlaşma yaptı ve denizaşırı bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşını öldürmek için komplo kurmaktan suçlu olduğunu kabul etti. İtiraf, anlaşma şartları uyarınca Illinois Federal Mahkemesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Bölge Yargıcı Matthew Kelly önünde yapıldı. Savcılar, Endonezya'da geçirdiği süre göz önüne alındığında kız için en fazla 28 yıl hapis cezası önermişti. Ancak yargıç, kuralları göz ardı edebileceği ve ceza davasına paralel olarak kendi kararını verebileceği konusunda uyarıda bulundu. Heather'ın, Ashar'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmak zorunda kaldığı Kasım 2022'de kızının velayetine karar vermesi gerekiyordu. Yargıç Stephanie Miller, kızın bir piyon olarak kullanılmadığından veya herhangi bir şekilde istismar edilmediğinden emin olmak istediğini söyleyerek velayet kararını onaylayarak Sterling'i büyük teyzesinin geçici velayetine verdi. Heather'ın avukatı Michael Leonard yorum yapmayı reddetti. Tommy'nin annesi olan büyükannesi Kia da kızın velayetini talep etti ve hakime torununu savunmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi. Ocak 2024'te Heather'ın davasında bir duruşma yapıldı. Duruşma, yargıç Matek'ten mümkün olan en yüksek cezayı vermesini isteyen Bill'in ifadesiyle başladı. Çünkü ona göre yeğeni hiçbir zaman pişmanlığını dile getirmemişti. Turuncu bir tulum, bağcıksız ayakkabılar ve güneş gözlüğü giyen Heather, amcasının konuşması sırasında neredeyse hiç rahatsız olmadı. Duruşma sonucunda yargıç Matthew Kelly, Heather Majki Amerika Birleşik Devletleri'nde 26 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 2.78 dolar tazminat ve 50,000 dolar para cezası ödemesine karar verildi. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.